Namaste. Bugün devam ediyoruz. 12. Kavram. Sanskrit, yoga ve danta sözlük üzerinden konuşmaya devam ettiğimiz kavramlarımızdan. Konumuz klesha. Klesha çok önemli bir yoga terimi. Yoga sutralardan, ashtanga yoga kavramında konuştuğumuz temel yoga eseri yoga sutralardan bize Patanjali Usta, ki bunun yazarı, miras kalmış bir terim. İkinci bölümünde, üçüncü sutrasında bu kavramı tanıtıyor. Anlamı şu: acı ya sebep olan, acıya düşmemize neden olan beş temel ilke, beş temel sebep. Diyor ki Patanjali Usta, insanlar sahip oldukları hayatları içerisinde, deneyimlerinde eğer ki gerçekle doğru bir bağlantıda değillerse, ki bu gerçekle doğru bağlantıda olmamalarına da sebep olan 5 temel kök neden vardır. İşte bunlar acıya düşmelerine neden olur. Klesha bu anlamda acıya sebep olan ya da zihnin dalgalı, hareketli, sarsılmaz bir türbülans içinde olmasına neden olan 5 ana sebep. Şimdi bunları konuşmaya başlayalım. Birinci sebep avidya, cehalet diye tanımlıyor Patanjali Usta. Neyin cehaleti? Kişinin kendi gerçek hakikatini veya kendiyle ilgili birçok temel nedeni bilmemesi hali. Bilmemek avidya. Vidya bilgi, a öneki gelince bilmemek. Cehalet bu anlamda kendi gerçekliğini, hakikatini diyebilirsiniz, bilmeme hali. Ve hatta şöyle tanımlıyor, geri kalan birazdan sayacağımız 4 diğer acı sebebi de aslında bu cehaletin çocuklarıdır diyor. Cehalet, kendi hakikatini, gerçeğini bilmemek, ana toprak, üzerinde yetişen diğer bitkilerse, diğer ki 4 birazdan sayacağımız ilke olacak, acıya neden olan ilke, bunun çocukları olarak gelecek. İkincisi asmita. Asmita sahte, yanılsamalı bir benlik fikri. Sahte kelimesi belki şu an tam oturmayabilir ama yanlış benlik de diyebilirsiniz, ya da o yüzden yanılsamalı benlik kelimesi de tercih edilebilir. Ne demek? Ben diye kurduğunuz kavram, sahip olduğunuz içerideki zihin ve bilinç alanıyla dışarıda gördüğünüz nesneler üzerindeki görüntü, her birine anlam verdiğiniz anda, güzel, çirkin, iyi, kötü vesaire, ve bu nesneler üzerine verdiğiniz her tanımla aslında nesnelerin, bir nevi dışınızda olan şeylerin sizin kimliğinizi ve benliğinizi yaratmasına aslında sebep olan yine sizken, bir süre sonra bu nesneler sanki salt sizi var eden şeylermiş gibi bir hale dönüşerek kendinizi onlarla tanımlamaya başlamanız. Halbuki sizdiniz nesneleri görerek onlara anlam veren, güzel, çirkin, iyi bu anlamı veren nesneden ibaret değil. Sizden dolayı bu anlam onlara giderken tersine dönüp denklem nesnelerin sizi belirlemeye başlaması, nesnelerin sizi tanımlamaya başlaması. Ve bu anlamda da artık kısıtlı bir benlik tanımına sıkışmaya başlamak. Ben şöyle şöyleyim ve böyle böyle olamam. Ve ben şöyle şöyleyim, öyleysem böyle böyle şeyleri tercih etmem, sevmem, uzak dursun benden vesaire diyerek sonra ötekileştirmenin, sınırlamanın, kendimizi küçük alanın içerisine sıkıştırmanın başlangıcı kendini yanılsamalı veya yanlış bir kimlik veya benlik içinde tanımlamak. Asmita. Bunu kısıtlı benlik diye de tanımlayabilirsiniz. Gördüğünüz el, kol, göz ve bununla beraber bu varlığın sadece bundan ibaretmiş olduğunu sanmak. Halbuki bunun daha genişliğinde, daha enginliğinde, alt boyutlarında, derinliğinde daha büyük anlamı olabileceğini unutmak diyelim. Üçüncüsü, ki bu asmitanın çocuğu olacak, raga diye acı sebebi. Çok önemli bir kavram yine yoga felsefesi içerisinde. Raga, arzu, istek
ya da bir şeyi kendine doğru çekmek demek. Eğer siz kendinizi belli bir kimlikle, belli bir isim, biçim, sıfatla tanımladıysanız, bu isim, biçim, sıfatı daha besleyen şeyleri kendinize daha çok çekmek istersiniz. Ve bunları çektiğinizde kendinizi daha tam, daha iyi, daha güzel, daha güçlü hissedebilirsiniz. Bunun adı bir şeyleri kendine çekerek, bir şeyleri kendine koyarak kendini daha güzel veya daha iyi veya tam yapma arayışı denilebilir. Sürekli nesnelerle kurduğumuz ilişkide bu güzel, bunu severim, bunu istiyorum gibi cümleler içerisinde olduğumuz sürece yanı başında da hemen üçüncüydü raga, dördüncüyü doğuruyoruz ki dördüncü dvesha istememek. Uzaklaşmaya çalışmak, kaçmaya çalışmak, bir şeyleri kendinden itmek. Raga çekmek, dvesha itmek. Eğer kendinizi belli bir kimlikle tanımladıysanız, bazı şeyleri kendinize çekerek kendinizi daha öylesine bir kimlik olmaya sabitleyip daha güçlendirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Mesela işte XX marka arabalarım olsa ben daha iyi bir ben olurum. Çünkü onlar beni daha iyi tanımlar. Ama bunu dediğiniz anda bir şeyleri de kendinizden uzaklaştırmaya çalışmanız gerekecek. Mesela arabaya çarpabilecek herhangi bir tehdit ve tehlike dışarıdaki diğer arabaların hepsi. Onlarsa bu arabadan uzak dursun. Hiçbiri yaklaşmasın. Bu şu demek, her arzu yanında hemen bir korku ve dolayısıyla kaçınılacak, uzaklaşılacak bir itkiyi de beraberinde getiriyor. Her istek, raga yanında da bir şeyi istememeyi talep ediyor. Bu durumda zihin sürekli o zaman bir dalgalanma içerisine giriyor. Çünkü bir şeyleri kendi o asmita, benliğinizi korumak için ya kendinize sürekli çekiyorsunuz, istiyorsunuz, hoşlandım, tercih ederim, gelsin diyorsunuz. Ama bunu dediğiniz anda, hemen o anda yanı başında bir sürü de korku üretiyorsunuz. Bunlarsa uzaklaşsın, bunlarsa gelmesin. Çünkü bunu korumam için. Ve madalyonun iki yüzü şeklinde istemek, istememek, hoşlandım, hoşlanmadım, çekmek ya da itmek diyebilirsiniz. Veya kendinizi bir şeyler koyarak üstünüze daha tam, daha bir ben haline getirmek ya da kendinizden bir şeyleri çıkartarak daha yine kendinizce bir ben haline gelmek adına sürekli bir çaba içerisine girmiş oluyoruz. Bu noktada avidya, cehalet, kendini bilmemek diyelim, hakikatini bilmemek. Asmita, kendini başka yanılsamalı, kısıtlı bir benlik algısıyla özdeşleştirmek ki bu dış nesnelere bağlı olarak ki sen aslında tüm bu nesnelere anlamı ve gerçeği vermişken onların seni yönetip tanımlamaya başlaması. Üçüncüsü arzu, istek, raga sahip olduğun, kendine kurduğun bu yanılsamalı benlik algısına bağlı olarak bir şeyleri hayatına sürekli çekmeye çalışmak. O da gelse, bu da gelse, şu da gelse ve bu yüzden kendini sürekli eksik hissetmek, hiçbir zaman tamamlanamamış, hiçbir zaman içsel tatmine varamamış. Çünkü bu eksiklik ve kurmaya çalıştığın yanılsamalı benlikle sürekli bir şeyleri kendine daha çekme arzuları içinde. Ve bununla beraber yanında kaçınılmaz olarak gerek gelen de bir şeyleri de sürekli kendinden uzaklaştırma güdüsü. Çünkü onlar sana geldiğinde kurduğun o benliği bozuyorlar, tehlike veya tehdit altına sokuyorlar. O zaman arzuyla beraber de hep bir şeyleri de kendinden uzaklaştırma çalışması veya çabası. Ve başlı başına bu dörtlü zaten yeterince gördüğünüz üzere çoğunluğun yaşamında sallanma, sarsıntı, dalga ve zihnin dengeli, dingin veya içsel olarak huzur barışta olamamasının alt metnindeki sebepler olarak tanımlıyor Yoga Sutralar eserinden Patanjali Usta. Ve beşincisi, henüz beşincisini söylemedik. Aslında bu dörtlüyü bir nevi tamamlayan ve hatta kitapta şöyle der, bu beşincisi en bilge insanlarda bile mevcuttur, çok ötesine geçmek zordur diye tanımlar. Beşincisi neyse Abhinivesha, Sanskrit ismi ölüm korkusu diye tanımlar. Ölüm korkusu, varlığının bir gün yok olacağını düşünme.
sanısı, algısı diye anlatır. Ve ölüm korkusu, yani yok olmanın, ki ölüm dendiğinde aslında kurduğunuz bu benliğin ve sahip olduğunuz bu benliğin içinde etiket, biçim ve küme dahilinde ne varsa yok olacağını düşünme fikri de kişinin zihnine her zaman sallantı, sarsıntı ve acı içine düşürmesine vesile olur diye tanımlar. Ve ölüm korkusunun ortadan kalkması çok 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 daha ileri seviye bir farkındalık hali boyutu olarak anlatır. Zorlu olabileceğini söyler ama beşinci ile beraber birinciyi birlikte düşünürseniz bunun aslında çözümünün bu beraber. Hatırlarsanız birinciye demiştim geri kalan dörtlünün ana toprağı diye. Dolayısıyla birinci ile beraber aslında geri kalan dörtlünün de ortadan yavaş yavaş kalkacağını, geriye içsel olarak denge ve dinginlikte bir zihin ve tatmin ve varoluşuyla huzur haline evriltebileceğini söyler. Peki neydi o birinci? Hatırlayalım. Avidya, kendini bilmemek. Kendi gerçeğini, hakikatini bilmemek. Ve sonraki neydi? Asmita, kendini yanılsamalı bir benlikle tanımlamak, kendini kurduğu kümesi içerisinde sadece bu sıfat, etiket ve isimden ibaret olarak sanmak. Bu durumda arzu, itmek, istememek ve ölüm korkusu aslında Patanjali Usta'nın deyimiyle kendini bilmeme nedenine bağlı olarak ürüyor. Ve kişinin kendini bilmesi, kendi hakikatini bilmesi, kendi gerçeğini bilmesi, alt metninde ben veya kendilik dediği şeyin ne olduğunu bilmesi, araştırması ve sorgulaması yoga diye tanımladığımız bu yolun, yolculuğun aslında nihai hedefi. Ve bu nihai hedef yolunda yüründüğünde kendi gerçeğini veya kendi hakikatini bilmek, ki bu kendisi sonrasında açıklamalarında ya da kitabın başlangıcında da söyleyeceği şey, aslında bu sınırlı ve görünen isim biçimden ibaret sadece olmadığını, çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha kapsayıcı bir potansiyelde yaşamın her alanı, her anı, her yerinde mevcut olan bu yaşam dediğimiz ilkeyle özdeş ve eş olduğunu hatırlatan bir öğretiye doğru gidecek. Ama buraya giderken en azından bize hatırlattığı, söylediği, hayatımıza baktığımızda ne zaman ve neden acı içine düşüyoruz diye incelediğimizde göreceğimiz şeyler, ki bunu Ayurveda, kardeş yoganın bir metnidir. Orada da hastalıkların tüm sebebi olarak diye anlatır, birinci cümlesidir. Arzu ve istekler diye başlar. Raga, arzu ve istekler sizi öfkeye, kıskançlığa, açgözlülüğe, hep çocuklarıdır geri kalan diğer tüm tırnak içinde kötü erdemler diyelim. Arzu ve isteğin aslında çocukları olarak o tercih etmediğimiz zihnimizi sarsıntıya, sallantıya, huzurdan uzaklaşmaya düşüren nitelikler veya haller, duygular. Bunların temel sebebi olarak dolayısıyla kişinin neyi istiyorum, niye istiyorum ve bunu niye istiyorum dediğinde bizzatihi karşılaşacağı şey ise kendiyle kurduğu benlik tanımı ve kümesine büyük bir ışık tekrar düşürmesi olacaktır. Çünkü kurduğunuz bir benlik tanımı her neyse, ona verdiğiniz anlam ve onu kurduğunuz sınır dahilinde güçlendirmek için bir şeyleri istiyoruz ya da bir şeyleri istemiyoruz. Ve buna bağlı olarak da eğer ki yaşam daha kapsayıcı, bu sınırlılıktan daha engin ve daha geniş ise ve biz buna karşı sadece kendi sınırımızı, kendi alanımızı, kendi tanımımızı korumaya çalışırsak, sadece bu gerçeğe veya yaşama aykırı bir şey olacağı için yaşam da bize bunu hatırlatıyor oluyor. Söylediği, dolayısıyla bu kitabın en azından acının 5 sebebi olarak Klesha başlığı altında temelde bu. Eğer yaşam veya bu gerçeklikle, gerçekliğin ilkesi temelinde, alt metninde uyumlu olursa kişi, ki bu varlığının
nasıl bir varlık olduğunu keşfetmesi, bu keşif içinse belki önce bedeniyle, sonra nefesiyle, sonra duygu düşünce, arzu istek ve istememeleriyle sorgulaması, araştırması ve nihayetinde belki ölüm denilen kavramla ilgili neyin öleceği, neyin ölmeyeceği ile ilgili sorması, soruşturması ve bu hepsi beraber avidya, cehaletin ortadan kalkması olarak tanımlayabilir. Beş klesha acının ve zihnin dalgaya, huzursuzluğa, savaşa, içinde bir muharebeye dönüşmesinin sebebi yoga sutralara göre. Ve içsel olarak savaşınız biterse, burada zihnin içindeki savaşı, çelişkisi, çatışması biterse kişinin, o zaman bunun adına huzur diyoruz. Huzur veya barış dediğimiz hal, çelişki ve çatışmanın bittiği yer. İstiyorum ama olmadı, olmalı ama şu an elimde bu var. Bu çatışma ve çelişkilerin sürekliliği, arka metninde kurduğumuz benlikle ilişkimiz ve bu da arka metninde aslında kendi gerçeğimizi veya bu tüm içinde bulunduğumuz varoluşun gerçeğini bilmek, bilmemek, avidya, cehalet, asmita, kendini yanılsamalı bir benlikle özdeşleştirmek, tanımlamak, raga, arzular, istekler, dveşa, istememeler, itmeler, abhinivesha, ölüm korkusuyla bizi acıya düşüren beş sebep olarak anlatır Patanjali Usta Yoga Sutralarda. Böylece klesha zor ve önemli ve çok derin bir konu. Ama en azından şu an için belki tanışıklık olduysa bunlar üzerine sorgulamak ve düşünmek ve araştırmaya girmek yeterli bir adım olabilir. İlham olması dileğiyle tüm bu metinlerin ve kitapların bize anlattıklarını. Namaste. Teşekkürler.